sesi biraz kısalım. Şu basit aleti deniyoruz. Bakalım. Kurtköy'den çıktık. Ariyemin de zamanı değilmiş. Kurtköy'den çıktık. Yani o Viaport'un önündeki eğimli yeri geçtik. Geçtim, bıraktım. Bakalım nasıl gidecek. Biliyorsunuz burada sürekli bir müdahale istiyor. Elini koy, tut, direksiyona baskı uygula falan tarzı. Şu an, şimdiye kadar 3 kere, 4 kere falan söylerdi. Şu an hiçbir şey yok. Güzel. Böyle bir uyarı çıkmıyor. Bakalım ne kadar. Yani gerçekten bu işe yarıyorsa, uyarı verdiğini söyleyen arkadaşlar da var. Direksiyonu hemen elinize alın tarzında. Fakat işe yarıyorsa uzun yolda çok keyifli olur bu. Kesinlikle. Bakalım. Benim 2 saniyeydi öndeki aracı takip süresi. Bu süre uzadığında araya başka araçlar giriyor malum. Çok fazla çünkü mesafe bırakabiliyor. Bizim ülke şartlarında tabii ki arabalar girsin, ona bir sözüm yok, ama bizim ülke şartlarında öyle 7 saniye falan ütopik, gerçekçi değil. Trafikten başımızı alamayız yani öyle bir durumda. Gidiyoruz vallahi. Şu ana kadar hiç uyarı yok. Acaba kameradan da takip ediyordur. Acaba eli anlayamaz. Ama nasıl olacağını, el olmadığını anlayabilir mi acaba diye düşündüm de. Nasıl anlayacak ki? Ya oynaşmayın arkadaş. Usul usul gidiyorum ben işte yolumda ya. Otopilotu deniyorum. Bakın keyfinize. Kilometre yol var. Muhtemelen hiç dokunmadan gideceğim. Çok iyi ya. Şimdi Tesla ile birlikte hayatımıza bir takım aksesuarlar da girdi biliyorsunuz. Ve ne yazık ki hayat pahalılığından dolayı da epey bir yüksek tutarlı aksesuarlar bunlar. Her bir alternatifte de alayım mı almayayım mı diye düşünüyor insan. Ama şu çok iyiymiş. Bunun linkini veririm. Bildiğiniz aslında bileğe bağlanan ağırlık bunlar. Yani 150 lira gibi bir maliyeti vardı hatta. 2 tane çıkıyor içinden. Birini de işte arkadaşıma veririm dedim. Bakalım. Verimli. Gruptan A-Life Nick'ini söyleyeyim şimdi, ismini deşifre etmeyeyim burada. Müthiş bir şey demişti. Çok güzel, kullanımı çok rahat demişti. Bugüneymiş kısmet benim de denemem için. Gerçekten de güzelmiş. 7.2 kilometre kaldı. 9 kilometreydi biraz önce biliyorsunuz. 2 kilometre boyunca hiçbir şey yapmadım. Gidiyor. Bu arada başka parçalar da geldi. Aksesuar çılgınlığı başladı. Kimin yüzünden acaba derseniz. O kendini biliyor ama. Ben yine de söyleyeyim. Hep bunlar Çağkan'ın yüzünden. Telegram grubundan da bilenler vardır. Bizim Anadolu grubunda da var. Bu arada biz neler yaptık? Çok sınırlı bir kitleyle ana Telegram grubunun dışına çıkarak Anadolu grubunu oluşturduk. İşte hatta geçtiğimiz günlerde bir buluşma vardı. Ben katılamadım ona. İstiyordum ama katılamadım. Kaydımı yaptırmıştım. Başka bir yerde olmam gerekiyordu. Oraya katıldı arkadaşlar. Şimdi onların paylaşımları çıkmaya başladı yavaş yavaş.
sticker tasarladık ve araçlarımıza koyduk. Adettendir her bir grubun stickerı. Sol arka kelebek camında yer alıyor şu an. Dünyada kabul görmüş bir tasarım bu. Gördüğümüz kadarıyla yaptığımız inceleme sonucunda. Aidiyet duygusunu arttırıyor. Yoksa kimilerine göre de hükmü yok. Boş işler bunlar ama bizim yıllardır belki unuttuğumuz hobicilik ruhunu da ortaya çıkarttığı için aslında bu kadar beğeniyoruz. Anadolu grubunda da çok sınırlı sayıda kişiyle, kafa dengi kişilerle açıkçası gün boyu iletişim halindeyiz. İşte o iletişimin sonucu da genelde Çağkan bize link veriyor ve biz de koştur 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 alıyoruz. Bunların çoğunu. Ön tarafta trafik ve biz bodozlama gidiyorduk. Arkadan işte en büyük korkum da bu. Yani güzel bir frenleme yapıyor. Başarılı fakat yani önle arayı ona göre ayarlayacağım diye arka tarafın tepkisini tabii ki çok öngöremiyor. Öyle bir fren oluyor ki ister istemez arkadaki acaba durabilecek mi diye düşünüyorum. Son dakika frenleme gibi. Bakın 9 kilometreden buralara geldik. 2 saniye önde fark var. Bakalım şu trafikte nasıl bir performans sergileyecek ama bence sıkıntı olmaz. Güzel. Ağırlık da 500 gram. Yani çok ağır gibi geldi aslında bana ama sürekli kullanacağım bir şey değil. Ben şimdilik oraya astım, orada duruyor. Direksiyonun diğer bölümlerini assam bir zararı olur falan gibi de düşündüm. 500 gramlık bir ağırlığın belli de olmaz. O yüzden bizim iş yeri Şerif Ali tarafında. Şimdi hayal ediyorum da yolu. O dönüşe kadar hepsini yapabilir. Ama malum FSD değil bu. Bir dönüş yolu var, kavşağımız var. Orada muhtemelen benim ele almam lazım hakimiyeti. Oraya kadar götürmesi bile hiçbir uyarı olmadan, direksiyonu tutun demeden, mavi ekran çıkmadan gayet güzel bence. Büyüğümüz Emin abinin de kulakları çınlasın. Bu ses tonunun müsebbibi hep o soğuk sular. Hasta olmazsak iyi. Ya, ufak tefek buluşmalara da başladık diyebilirim. Evet, güzel. Yol çizgilerinin düzgün olduğu her ortamda çok başarılı. Park sensörleri yok evet ama yani takip yaparken de başarısız diyemeyiz. Küçük alanlara park ederken belki bir kaygı oluşturuyor fakat böyle akan trafikte, duran trafikte önündeki araç çok belli, bariz görünüyorken başarılı. Bakın hiç dokunmadım yani nereden itibaren o Viaport'un oradan düşününce ya uzun bir süredir gerçekten de yine de insan temkinli oluyor. Öyle söyleyeyim. Tamamen de bırakamıyoruz hala. Bazı videolar var görmüşsünüzdür. Tesla ile birinci gün, birinci ay, birinci yıl gibi. Yine de insan düşünüyor. Ya bir şey olursa diye. El hazırda. Şimdi bir de bu müzik yüzünden telif yeriz. Onu hiç düşünmedim.
kesinlikle vereyim ben. Açıklamalar bölümünde vereyim. Ya, çeşitli ürünler var. Ama uzun süreli kullanımda da iz yaptığına dair bir takım görüşler de var. İşte malum yurt dışı sitelerinde satılıyor. Fakat fiyatları böyle enteresan boyutlarda. Şimdilik 150 lira tabii de. Deseniz ki bir hafta sonra değişmez mi? Hiç belli olmaz, değişebilir. Sinir olduğum özellik de o. Sürekli böyle uyarı, tut, direksiyonu tut, direksiyonu tut. Yine temkinli olmakta fayda var. Fakat hani uyarı olmayıp temkinli olmak ayrı bir şey. Sürekli hatırlatıyor olması da gıcık ediyordu insanı. Her şeyde gıcık oluyoruz. Trafikte de böyle elde telefon garip geliyor. İnsanlara da. Evet, epey bir geldim. Biraz sonra Küçük Bakkal Köyü çıkışına doğru gideceğim. Şöyle deneyelim bakalım. Buradan. Evet, yine bıraktık kontrolü ona. Şeritlerin birleştiği yerlerde genelde bir arada kalma durumu oluyor. Ne yapacağını bilemiyor. Evet, görüldüğü üzere artık kontrolü ele almakta fayda var. Görüşmek üzere.